Merhaba arkadaşlar, astrolog Ayşe Aslan ben. Kanalıma hoş geldiniz. 1-7 Ağustos tarihini konuşacağız arkadaşlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor, burçları neler bekliyor? Çok yoğun da bir gündemimiz var aslında. Kuzey Ay düğümü, Satürn, Uranüs, Mars hepsi beraber 1 Ağustos'ta kavuşuyor olacak. Üzerine Venüs'ün Yengeç Burcu'nda buna da güzel bir açısı desteklenecek. Akabinde Güneş'in zaten Jüpiter, Güneş'in Jüpiter'le aldığı yeni ay etkileri de daha hala devam ediyor olacak. Akabinde Ay Başak Burcu'na geçecek. Zihnimiz daha böyle hızlı çalışacak. Duygularımız böyle mantıkla birleştireceğiz. Daha sonrasında 5 Ağustos civarında da Merkür Başak Burcu'na geçecek. Ve aslında mantıklı kararlar almak isteyeceğiz. Daha subjektif değil, objektif tarafından bakmak isteyeceğiz. Ama bu tabii ki aynı hafta sonuna doğru 6-7 Ağustos civarında da artık gökyüzünde bir Grand Cross etkisi de başlayacak arkadaşlar. Ay düğümleriyle Güneş ve Satürn'ün de daha doğrusu Güneş ve Dolunay'a yakın etkiler de başlayacak aslında. 12 Ağustos'taki Dolunay'ın etkilerini de yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız aslında. Birazdan yukarıya bir link bırakacağım arkadaşlar. 12 Ağustos'taki yeni Dolunay yorumlarını da mutlaka dinlemenizi istiyorum. Çünkü altyapısı burada kuruluyor. 12 Ağustos civarında da bu Dolunay'da da daha böyle belirgin bir hale gelecek buradaki başlattığımız olaylar. Mutlaka onu da akabinde dinlemenizi istiyorum. Çünkü çok önemli konuşmalar yaptım orada. Sizler için tek tek yorumladım. Burç yorumlarıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu desteğe gerçekten çok fazlasıyla ihtiyacım var. Çok yeniyim. Kanalım daha bebek. Sizlerin sayesinde de büyüyeceğim inşallah. Gerçekten desteklerinizi çok fazlasıyla görmeye başladım. Çok da teşekkür ederim. Çok kısa zamanda 770 aboneyi buldum. İnşallah bu videonun siz dinlediğinizde belki de 1000'i geçmiş olacak, bilmiyorum. Ama sizin desteğinizle büyümeye devam ediyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Sizin karşınızda daha bir mutlu ve daha hevesli çıkıyorum artık videolarımı yaparken. Şimdi gelelim burçlara, bakalım bu hafta neler bekliyor. Evet, Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi Kuzey Ay düğümü sizin ikinci evinizden geçiyor arkadaşlar. Uranüs Mars kavuşumu da burada yaşanacak. Aslında Kuzey Ay düğümü Uranüs Mars kavuşumu da 1 Ağustos'ta burada yaşanacak. Aslında sizin bu haftaki temanız gelirleriniz, yeni gelir kaynaklarınız ve ani beklenmedik gelir kaynaklarınızdaki değişim dönüşüm aslında. Yeni ay geçtiğimiz 28 Temmuz'da yaşanan Aslan Burcu yeni ayı ise 5. evinizde oldu. Jüpiter'den de güzel bir etki aldı, desteklendi. Hayat sizi aslında yükseltmeye, para kazançlarınızı yükseltmeye, kendi moralinizi, motivasyonunuzu yükseltmeye, hayatınızda ciddi kararlar almaya ve bunu da cesaretli bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Akabinde Venüs 4. evinizden geçiyor. Aldığınız bu kararların aileniz tarafından da desteklendiğini gösteren güzel bir açı içinde olacak arkadaşlar. Merkür 6. evinizde aldığımız bu kararları hafta sonuna doğru böyle bir didikleyeceğiz, araştıracağız, böyle öğrenmek isteyeceğiz. Ne yapmak lazım, nereden gitmek lazım, nasıl destekleniyoruz falan diye böyle bir ağır bir yoğun bir gündem yaşayacağız. Tabii ki para kaynaklarımızın yükseldiği yerde bir de yatırımlarımızın, kredilerimizin, eşimizin gelirlerinde de bir düşüş var. Yani Güney Ay düğümü de 8. evimizden geçiyor arkadaşlar. Tabi burada da hafta sonuna doğru 2-8 aksında bir de 5 ve 11 aksında, yani 11. ev ve 5. evin aksında bir Grand Cross da oluşturacak. Aslında siz hayatta destekleniyorsunuz. Yani Jüpiter de burcunuza girdi. Yaz boyunca burada devam edecek. Daha sonrasında bir gerileyecek. Daha doğrusu gerilemesi de başlıyor. Yani
2023'te tamamen bir geçiş yapacak. Hayat aslında bu yıl ektiğiniz tohumların, başlattığınız olayların 2023'te gerçekten verimini toplayacağınızı söylüyor size. Şimdi Kuzey Ay düğümü, dediğim gibi ikinci evinizde ani beklenmedik bazı kararlar alıyorsunuz. Jüpiter'den de çok güzel destekler alıyorsunuz bu konuda. Burcunuzdaki Jüpiter'den. Yeni ayda başlattığınız işte aşk, çocuklarla ilgili konularınız gündeme gelecek. Venüs aile eviniz içinde mutlu haberlerin çok gündemde olduğunu, size de destek verdiklerini, ailenizden destekler aldığınızda, belki ev almak, ev satmakla ilgili bazı projelerinizin gündeme geldiğini ya da evden bir çocuğunuzun ayrılması, yeni bir bebek haberi almanız gibi güzel etkiler yaratıyor olabilir. Bu hafta bu konularınız çok çok gündemde. Derken 5 Ağustos civarında da Merkür 6. evinize geçecek, Başak Burcu'na. Artık böyle çalışma hayatımızı böyle bir düzene sokmak isteyeceğiz. Gelir kaynaklarımızı doğru mu ilerliyoruz? Acaba ne yapmalıyız? Nereden ilerlemeliyiz? Biraz araştıracağımız, zihnimizi çok fazlasıyla aktive edeceğimiz, bazen eleştirel tepkiler de alabileceğimizi ya da biz eleştireceğimizi ya da kaygı enerjisinde çok yüksek olacağı bir hafta sonu geçireceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş 12 Ağustos'taki Kova Burcu Dolunay'ın etkilerini görmeye başlayacağız. Yani yeni ayda başlattığımız enerjinin Dolunay sürecindeki adaptasyon süreci, daha sonrasında olayların büyüyüp gelişip bizim yüzleşeceğimiz, olumlu mu gidiyoruz, olumsuz mu gidiyoruz, nasıl, ne hatalar yaptık, nelerle karşılaşacağız, bunları da 12 Ağustos civarında ve bunun da etkilerini aslında yukarıya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Mutlaka o videoyu da dinleyin. Çünkü her olay birbiriyle bağlantılı gidecek. Önce bu olay başlayacak, bir şeyler başlatacağız. Daha sonrasında hafta sonu bunlarla ilgili bir kriz gündemimiz olacak. Bir şeyleri araştıracağız, soruşturacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Korkmalı mıyız, devam mı etmeliyiz, cesaret mi etmeliyiz derken 12 Ağustos'ta aldığımız kararların yüzleşmelerini yaşayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Her şeye gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyorum. Merhaba Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bu hafta 1-7 Ağustos haftası ve bunları konuşacağız. Kuzey Ay düğümünün Uranüs ve Mars'la kavuşumu, akabinde Venüs'ün bu kavuşuma yaptığı etkileri, Güneş'in Aslan Burcu'nda cesaretlendiğimiz konularda aslında Jüpiter'den de aldığı güzel destekle beraber güzel fırsatları aktive ettiğini, daha sonrasında Merkür Başak Burcu'na geçecek, zihnimizin çok fazla çalıştığı, sorup sorgulayacağımız bu başlattığımız yeni ay enerjilerinin ve bu kavuşum enerjisinin bizim hayatımızda neleri getirip neleri götürdüğünü bir tarttığımız döneme giriyor olacağız. Akabinde de aslında 12 Ağustos'taki Dolunay enerjilerinin ön gösterimi diyeceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Dolunay enerjilerini de yavaş yavaş hafta sonuna doğru hissetmeye başlayacağız arkadaşlar. Genel gündemimiz bu. Kuzey Ay düğümümüz birinci evimizden geçiyor. Hayat bizi destekliyor demiştim. Kuzey Ay düğümü pozitif bir enerjidir ve girdiği evi gerçekten fazlasıyla aktive eder. Yani hayat, projektörler sizin üzerinizde diyebilirim. Hayat sizi kadersel olarak çok destekliyor diyebilirim. Ani gelişmeler bu hafta başlayacak. Bunları hızlı şekilde değerlendirip hayatımızda önemli bir süreci aktive ediyoruz diyebilirim. Birinci evimizde yaşandığı için bu kavuşum aslında 1-7 aksında tetikliyor diyebilirim. Hayatımızla ilgili, birinci ev çünkü ben alanıdır. Kendi hayatımla ilgili eş, partner, ile ilgili bir sıkıntınız, probleminiz varsa bunlarla ilgili bir süreci başlatıyor olabilirsiniz. Veya kendi hayatınızla alakalı önemli bir gündemi tetikliyor olabilirsiniz. Jüpiter'in desteğiyle de
fikirlerinizi daha rahatlıkla ifade edeceğinizi, biraz duygusal motivasyonunuzun da yüksek olacağı bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Yeni ay 4. evinizde yaşanmıştı. Ev içinde cesaretli bir şekilde konuşmalar, görüşmeler yapmıştık, eylemler yapmıştık. Belki ev almak, ev satmak istemiştik. Bunlarla ilgili gündemlerimiz söz konusu olacak. Tabii ki yanlış giden, sorunlu giden bir evliliğimiz varsa burada hani ayrılma ile beraber hızlı bir şekilde evi ayırmak gibi bir durum söz konusu olabilir ya da yeni evlenmek aşamasındaysak, yeni bir evlenme teklifi falan ettiysek ya da aldıysak burada yeni evimizin kurulması, yani birlikte yaşayacağımız insanla kuracağımız evin hareketli bir gündemini yaşıyor olabiliriz. Tabii ki Güney Ay düğümlerde 7. evde, yani eş ortak bu konularda bizim kadar böyle hızlı kararlar alamıyor olabilir. Sürekli bizi eleştiriyor ya da moralimizi, motivasyonumuzu düşünüyor olabilir. Başkalarının ya da sizin akıl almak istediğiniz ya da danıştığınız kişiler sizi yanlış yönlendiriyor olabilir, manipüle ediyor olabilir. Buralara birazcık dikkat edeceğimiz, daha sonrasında Merkür'ün başağa geçmesiyle hafta sonuna doğru aslında zihnimizin çok iyi çalışacağına, kendimizi düzgün bir şekilde ifade edeceğimizi, araştırdığımız, soruşturduğumuz ve emin olduğumuz konuları dışarıya yansıtacağımızı ve yapmak istediğimiz talepleri vurgulayacağımızı gösteriyor. Venüs'ün de tabii hafta sonuna doğru Neptün'le de güzel açısı var ve bu Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü aksına da böyle bir açı içine girecek. Kısmen de olsa böyle bir gökyüzünde aslında uçurtma kalıbına benzer bir fırsat gösteriyor. Ama bu çok böyle belli belirsiz. Daha çok böyle Güney Ay düğümünün etkisinde kalmaya meyilliyiz. İşte karşımızdaki insanların manipüle etmesine karşı açığız, dikkatli olalım. Yani kendi güvendiğimiz, kendimize doğru gelen, kendi fikirlerimize güvenerek hareket edelim arkadaşlar. Bu şekilde bu haftayı çok daha güzel değerlendirebiliriz. Umarım güzel, mutlu bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. 1-7 Ağustos tarihi haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle Kuzey Ay düğümü, Uranüs ve Mars 1 Ağustos'ta kavuşum haline gelecek arkadaşlar. Bu gerçekten yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri. Hemen öncesinde Aslan Burcu'nda da bir yeni ay yaşamıştık. Bunun da etkilerini bu hafta yine hissediyor olacağız diyebilirim. Venüs'ün ikinci evinizden geçişi Yengeç Burcu'nda Kuzey Ay düğümü kavuşumuna da aslında bir üçgen seksil açı atacak, güzel bir açı atacak. Aslında bu ani beklenmedik kadersel bir olayın size para kazandırmak için karşınıza çıktığını gösteren güzel bir vurgu var burada. Tabii ki Merkür'de 4. evimizde biz bu hareketlenmelere bir başlayacağız, harekete geçeceğiz. Hafta sonuna doğru 5 Ağustos'tan sonra ailemiz biraz bunları eleştirecek. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? İşte önümüzün kesmeye çalışacaklar. Biraz böyle tartışmalı, biraz hareketli, biraz da araştırmacı bir hafta sonu geçireceğiz diyebilirim. Güney Ay düğümümüzde 6. evimizden geçiyor malum. 6. evimizdeki Güney Ay düğümü, sağlıkla ilgili bir problemimiz varsa onların biraz daha böyle görünür olduğu, bu Uranüs-Mars kavuşumunun Güney Ay düğümüne de tam 6. evinizden karşıtlık yapması, yani aslında sağlığımızla ilgili bir problemimiz varsa bunları çözmemiz gerektiğini, çünkü hayatımızın çok ileri bir boyuta geçtiğini gösteren bir durum söz konusu olacak arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Aslında burada yaşayacağımız olaylar yeni ayın etkileri ve süreçteki devama, daha sonrasında aslında buranın hafta sonunda yaşayacağımız olaylarsa 12 Ağustos'ta yaşanacak Dolunay'ın fragmanı gibi algılayabilirsiniz. Yani haftanın başında çok cesaretli adımlar atarken hafta sonuna doğru biraz gergin enerjiler başlıyor. Çünkü yeni ayda başlattığımız olaylar 12 Ağustos'ta Kova burcu Dolunay'ında çok belirgin hale gelecek. Biraz da krizli dönemleri aktive ediyor diyebilirim.
Venüs ikinci evinizden unutmayın, bu hafta Neptün'den de güzel bir açı alıyor. Aslında siz kaderin desteklemesiyle hayalini kurduğunuz bir meslek, bir para kazancı, bir fırsatı yakalıyorsunuz. Korkuları bir kenara bırakıp biraz daha bu yeni gelen fırsatı değerlendirirsiniz. Çok fazlasıyla mutlu ve mesut olursunuz diyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftası haftalık burç yorumları ile karşınızdayım. Öncelikle Kuzey Ay düğümü Mars ve Uranüs'ün kavuşumu var arkadaşlar. Bu hafta damgayı vuran, biraz böyle gergin, biraz ani beklenmedik olayları bizim hayatımıza getiren bir gündem. Bu sizin 11. evinizde, yani geleceğinizi şekillendiren ve arkadaşların, toplu gruplarımızın olduğu evden gerçekleşiyor. Hemen bu hafta başlamadan 28 Temmuz'da da bir yeni ay yaşanmıştı. Yeni ayın etkileri de yine bu hafta çok gündemde olacak ve yeni başlattığımız o enerjilerin de aktif olduğu bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Yeni ay sizin ikinci evinizden gerçekleşmişti. Jüpiter'den de 10. evden bir güzel destek almıştı, üçgen almıştı. Aslında para kazançlarımızla ilgili, kariyerimizle ilgili, işe başlamayla alakalı, atama terfi ya da İş başvurularımızla alakalı güzel bir dönem geçirdik ve yeni başlangıçlar yapmış olabiliriz. Venüs'ün de birinci evimizden geçiyor olması, artık para kazançlarınızı daha kendimize çektiğimiz, moralimizin, motivasyonumuzun yükseldiği, biraz daha böyle aile ve para konularımızın, aşk konularımızın daha böyle gündemde olduğu bir süreçten geçiyoruz diyebilirim. Venüs'ün Neptün'le hafta sonuna doğru güzel de bir üçgen açısı olacak. O yüzden hayatımızla ilgili, parayla ilgili, kariyerimizle ilgili, belki seyahatlerle de alakalı, uzak seyahatlerimizle de alakalı önemli gündemlerimiz bu hafta söz konusu olacak diyebilirim. Daha sonrasında Merkür 3. evimizden Başak Burcu'na geçecek. Yani 3. evimize ve Başak Burcu'na geçecek. Bu süreçte de zihnimiz daha hızlı çalışacak, işe adapte olmak, insanlarla diyaloglarımızın daha iyi ve akıcı olduğu, araştırdığımız, yani bizim için önemli olan bir konuyu araştırdığımız, detaylarına indiğimiz, yeni de bir işe başlamıştık. Bununla ilgili konuşmalar yaptığımız, görüşmeler yaptığımız bir süreçte olacağız diyebiliriz. Güney Ay düğümünün 5. evimizde olması ve bu haftanın sonuna doğru birazcık böyle manipüle edilme enerjimizin de yüksek olduğu, 5. evimizden çocuklarımızdan destek alamayabiliriz. Ya da sevdiğimiz insanlardan böyle aşağı çeken bir enerjide olabiliriz bu hafta sonuna doğru. Aslında bu hafta sonu yaşayacağımız olay daha çok bizim 12 Ağustos'ta Kova burcunda yaşanacak Dolunay'ın ilk fragmanları gibi, yani Dolunay enerjilerinin de biraz aktif olduğu bir döneme giriyoruz diyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kader sizi destekliyor. Satürn, Jüpiter, Neptün hepsi yukarıda. Yani aksınızın üstünde, hayatın daha ileri ve pozitif duruma evrildiği bir süreçten geçiyorsunuz. Bu hafta çok da önemli, kıymetli fırsatlar yakaladınız. Özellikle para durumu ve kariyer durumunuz için. Bu fırsatları kimin ne dediğini aldırmadan ilerlerseniz çok daha güzel, çok daha başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Merhaba Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle Kuzey Ay düğümü sizin 10. evinizden geçiyor. Yeni ay ise yani Kuzey Ay düğümü 10. evinizden geçiyor. Uranüs Mars da ayın 1'inde burada güçlü şekilde bir kavuşum yaratacak. Yani kariyerinizle ilgili ani beklenmedik gelişmelerin söz konusu olacağı bir süreçten geçeceğiz. Şimdi ondan, yani bu hafta başlamadan hemen 2 gün öncesinde 28
2-3 gün öncesinde 28 Temmuz'da sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşmişti. Aslında hayatınızla ilgili önemli bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Çok pardon. Bir 7 aksınızı aktive eden bir yeni ay yaşandı arkadaşlar. 12 Ağustos civarında da tam 7. evinizde, tam karşıt evinizde bunun aslında yeni başlattığınız bu enerjinin sonuçlarıyla karşılaşacağımız bir döneme gireceğiz. Tabii ki bu yeni ay aslında çok moral, motivasyon doluydu. Belki şu sıkıntılı geçirdiğimiz süreçler içerisinde en böyle bizi destekleyen, bir nefes aldıran güzel bir açı kalıbı yapıyordu. Jüpiter'den çünkü çok güzel destek alıyordu. Jüpiter de sizin 9. evinizde, yani seyahatlere çıkmış olabilirsiniz, tatile çıkmış olabilirsiniz veya hayatınızla ilgili eğitimle alakalı, ne bileyim sosyal medya veya e-ticaretle alakalı önemli gündemler yaşamış olabilirsiniz. Venüs'ün 12. evinizden 10. evinizde de böyle güzel bir seksil açısı olacak. Aslında ani beklenmedik başlayan olaylar size para kazançları ile ilgili bilmediğiniz yerlerden önemli fırsatları sunacak ve hafta ortalarına doğru bu enerjinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Merkür de ikinci evinizden Başak Burcu'na geçecek ikinci evinizde ve aslında neredeyim, nereye gidiyorum bu fırsatla, yani bu ani gelişen olaylar bana nasıl para kazandırır, nelerimi değiştirecek, dönüştürecek, aktive edecek. Bunlarla ilgili biraz daha araştırmacı, yeni başlattığımız olaylarla ilgili ilerleme sürecinde bizim ihtiyacımız olan bilgileri araştırmak ve konuşmak için de önemli bir süreçten geçiyoruz ve para ile ilgili de bazı haber trafiğimizin de yüksek olacağı bir dönemde olacağız diyebilirim. Tabii ki bu kadar hızlı dönemden geçerken Güney Ay Düğümü'nde 4. evimizde ailemiz bizi çok fazla desteklemeyecek sanırım. Biraz daha sen ne yapıyorsun, aklını başına al, biraz daha böyle manipüle eden enerjilerde, destek vermeyen enerjilerde kalacak arkadaşlar. Oraya biraz dikkat edin. Ama Venüs'ün Neptün'le olan güzel açısı aslında önemli bir fırsatı yakaladığınızı, hayalini kurduğunuz bir fırsatı yakaladığınızı net altını çiziyor. Aslında hafta sonuna doğru böyle biraz gerginlik, aile içinde böyle bir tahammülsüzlük veya sıkıntı yaratabilir. Tabii ki bu arada birinci evinizde tabii ki bir evlenme teklifi etmiş olabilirsiniz ya da eş ortakla ilgili önemli bir karar almış olabilirsiniz, evlilik ayrılık gibi. Aile içerisinde bu konularla ilgili biraz kabullenemeyecek aile büyüklerimiz tarafından reto yiyebiliriz bu aldığımız karara. Ya da yine ayrılık kararı aldık, bununla ilgili ailemiz bizi desteklemiyor olabilir ya da evlilik kararı aldık, ailemiz yine onay vermiyor olabilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntılı süreci başladığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında 12 Ağustos Kova Burcu Dolunay'ında biraz krizli bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayda şu anda yaşadığımız olayların sonuçlarıyla karşılaşacağız ve aslında orada o kriz yaşanacak ve bu hafta sonu o kriz başlıyor neredeyse. Mutlaka Dolunay yorumunu da dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım güzel bir süreç geçiririz. Umarım güzel bir hafta geçiririz. En azından bu sıkıntılı süreç içerisinde nefes aldığımız bir hafta yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilelim, farkına varalım ve hayat bizi destekliyor. Durmayalım, devam edelim. Çünkü hayat artık işe yaramayan, sana hizmet etmeyen tüm olanakları ortadan kaldır diye büyük bir fırsat yaratıyor size. Doğru olanı tercih ederek devam edersek de güzel bir sonuç alacağımızı söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftası burç yorumlarıyla karşınızdayım. Evet, bu hafta sizi neler bekliyor? Kuzey Ay Düğümü, Uranüs ve Mars bu haftaya damgasını vuracak zaten. Geçen haftanın etkilerini yaşamaya başladık. Bu hafta da gayet o enerjinin içerisinde olacağız. Çünkü 1 Ağustos'ta başlıyor asıl net kavuşum. Kuzey Ay Düğümü her zaman pozitiftir arkadaşlar. Uranüs ani beklenmediği getirir. Mars ise bizim eylemlerimizdir.
Şimdi Boğa burcunda 9. evinizde yaşandığına göre demek ki sizin hayatınızda üniversite ile alakalı, yüksek öğrenimle alakalı, yurt dışı ile alakalı, mahkeme alanlarınızla alakalı, seyahatlerinizle alakalı önemli bir süreci tetiklemiş olabilir arkadaşlar. 28 Temmuz'da da Aslan burcunda bir yeni ay yaşanmıştı. Yani kaderin bizi cesaretli bir şekilde ortaya çıkmamız için zorladığı bir hafta geçirdik aslında. Derken yani Jüpiter de 8. evimizden bu yeni aya güzel bir açı yaptı. Dedi ki yani sen bir yatırım yapmak istiyorsun ve bunu kazanmak için böyle bir fırsata sahipsin. Harekete geç dedi, destek verdi, cesaret verdi. Derken Kuzey Ay Düğümü, Uranüs, Mars bir de Venüs'le yani 12. evinizdeki pardon 11. evinizdeki Venüs'le de güzel bir kontak içerisinde olacak. Aslında sizin geleceğinizi şekillendiren, geleceğiniz için yatırım yaptığınız önemli bir konuyu aktive ediyor olabilir arkadaşlar. Haftanın ortalarına doğru Merkür'ün Başak'a geçmesiyle yani sizin burcunuza geçmesiyle olayları daha görünür, daha fark edilir, daha iletişim halinde, daha araştırmacı olacağımız bir döneme giriyoruz diyebilirim. Ya da bazı önemli bu ani beklenmedik gelişmelerin belki eleştirisini yapıyor olabiliriz. Ön çalışmalarını yapıyor olabiliriz, araştırmalarını yapıyor olabiliriz. İletişim trafiğimizin biraz daha arttığı, biraz gergin konuşmalarında başladığı bir döneme giriyoruz diyebilirim. Güney Ay Düğümü'nün sizin 3. evinizde yani iletişimde mümkün olduğunca eleştirmeden biraz daha manipüle edilme veya etme enerjisinden çıkarak davranırsak aslında bu süreçte bizim için karşımıza çıkan bu fırsatları değerlendirmemize çok güzel gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlar. Biraz akışta kalmayı, biraz böyle hayatı geleni geldiği gibi kabul ederek yaşarsak, sorup sorgulamazsak çok fazla yine bu haftayı da çok rahatlıkla atlatabiliriz. Ama ani beklenmedik olaylar, bizim planlarımızın bozulması, biraz gergin ve ağzımızdan çıkanı kulağımız duymayacağı bir hafta sonu geçirmemiz ihtimalini yükseltiyor. Unutmayın Venüs'ün de Neptün'den aldığı güzel bir açı var. Yani aslında hayat size diyor ki geleceğinle ilgili güzel şeyler yapıyorsun. Akışta kal ve bunu yakala diyor sana. Daha duygusal kararlar ve yani sağlam, garantici ve duygusal kararlar al ama daha böyle eleştirel yaklaşımlardan uzak dur diyen bir yani sadece araştırma için Merkür'ü kullanalım ne olur. Daha fazlası için kullanmayalım. Çünkü Güney Ay Düğümü maalesef ki bu bizim iletişim ve haber trafiğimizde bizi de böyle evet haklısın yapmasan da olur işte şurası da şöyle burası da böyle deyip bizim moralimizi, motivasyonumuzu ya da hevesimizi kıracak insanların bize konuşmalar yapması, haber trafiği taşıması mümkün görünüyor arkadaşlar. Bu manipüle enerjisinden uzak duralım. Aslında hafta sonu yaşayacağımız olaylar 12 Ağustos Kova burcu dolunayındaki olayların ön bir fragmanı gibi. Yani dolunayın etkileri de hafta sonuna doğru başlıyor arkadaşlar diyebilirim. Dinlemediyseniz eğer Dolunay yorumlarını da hemen akabinde yayınlıyorum. Buradan da dinleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi bu haftanın damga vuran aslında gökyüzü olayı Kuzey Ay Düğümü Uranüs ve Mars'ın kavuşum halinde olması ani beklenmedik bazı olayları tetikleyecek diyebilirim. Şimdi Kuzey Ay Düğümü Uranüs kavuşumu Mars'la birlikte 8. evinizde olacak arkadaşlar. 8. ev para kazançlarımız, daha doğrusu yatırımlarımız, kredilerimiz, eşimizden gelen paralar, miraslarımız, primimiz, ikramiyemiz gibi olayları tetikleyecek. Olumlu ya da olumsuz. Haritanıza göre bu değişebilir. Ama ana harita yani bizim baktığımız gökyüzü haritasına göre de Venüs'ten de hemen akabinde 2 ve 3 Ağustos'ta Venüs'ten de güzel bir etki içine girecek. Sekstil açı gibi. Aslında kariyerimizde yeni yaptığımız bir yatırım kariyerimiz için çok faydalı olabileceğini ya da gelişen bu süreçte
yaptığımız masrafların aslında kariyerimizle ilgili veya statümüzle alakalı önemli bir gelişmeyi aktive edeceğini ve bizi mutlu edecek bir gelişmenin de söz konusu olduğunu gösteriyor. Yeni ay 11. evimizde gerçekleşmişti. 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda. Bu sizin 11. eviniz, yani geleceğimizi şekillendiren konularla ilgili önemli bir gelişme başlatmış olabiliriz. Tabii bu Jüpiter'in de 7. evimizden geçerken bu yeni aya attığı açıyla beraber aslında bir evlenme teklifi almış olabiliriz. Hayatımızla, geleceğimizle ilgili önemli bir kararı aktive etmiş olabiliriz arkadaşlar. Güney ay düğümü tabii ikinci evde. Para ile ilgili bir sıkıntımız var. Geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz ama gelir gider dengemiz bir türlü tutmuyor. Kendi içimizde böyle maddi manevi değerler içinde bir manipüle et, kendi kendimizi bile manipüle etme enerjisine sahip olduğumuzu gösteriyor. Ama unutmayın, Neptün 6. evden Venüs'e de güzel de bir açısı var. Kuzey Ay düğümüne de aynı şekilde, Mars'a da daha doğrusu hafta sonuna doğru. Aslında işle alakalı, kazançlarımızla alakalı ya da yatırımlarımızla, kredilerimizle alakalı önemli bir konuyu, gündemi cesaretli olup adım atarsak çok karlı bir şekilde bu işin sonunda karlı çıkabileceğimiz bir durumu aktive ediyor. Tabii ki Güney Ay düğümü negatiftir. İkinci evde hani ben bu krediyi çekiyorum ama ödeyebilir miyim gibi korkularımızı tetikliyor olabilir. Ama bu borcun ödenebilme koşulları zamanla oturacaktır arkadaşlar. Sadece sağlam, garantici olmanız gerekiyor. Veya toplu elinize para geçebilir, bir yatırım yapabilirsiniz. Ne bileyim, beklediğiniz bir kredi onaylanabilir ya da ne bileyim bir mirasınızı bekliyordunuz, bu dönemde o miras paranız gelebilir gibi konuları aktive ediyor. Aslında yani siz para istiyorsunuz evrenden, evren de size parayı veriyor. Net şekilde söyleyebilirim ki bu sizin toplu elinize geçecek bir parayı aktive ediyor diyebilirim. Ama her şey kolay değil tabii ki. Hafta sonuna doğru Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber zihnimizin, haber trafiğinin biraz daha yoğun olacağına, daha böyle bilmediğimiz, arkamızdan konuşulan konuları duyabilme ihtimalimizi, korkularımızla yüzleşeceğimizi, birazcık böyle kilitlenip kaldığımız bir 12 Ağustos Kova Dolunayı öncesi ön fragman yaşıyor gibi olacağız. Yani hafta sonu biraz krizlerle yüzleşmeye başlayacağız ve bu krizler aslında 12 Ağustos'taki Dolunay'ın ilk fragman dönemleri diyebilirim arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu hafta geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyorum. Merhaba Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi bu haftaya 1 Ağustos'ta Kuzey Ay düğümü Uranüs ve Mars'ın kavuşumuyla giriyoruz arkadaşlar. Evet, yılın belki de en önemli gökyüzü olaylarından birini yaşıyoruz. Bu sizin 7. evinizde olacak. Aslında eş ortakla alakalı ya da ortaklık yapma ile alakalı önemli bir süreçten geçiyoruz diyebilirim. Şimdi 10. evimizde 28 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşmişti. Statü ve kariyerimizle alakalı önemli bir gündem yaşamış olabiliriz bu yeni ayda ve önemli bir olayı aktive etmiş olabiliriz. 9. evimizdeki Venüs, 7. evimizdeki aslında Kuzey Ay düğümüne de bir güzel seksil açı yapıyor. Ama bunu şuradan unutmayın arkadaşlar. Güney Ay düğümü sizin 1. evinizde. Kuzey Ay düğümü ise 7. evinizde. Yani eşinizin, ortağınızın aslında sizi ikna edemediği bir konudan dolayı kendi hayatı ile ilgili ya ilişkinizle alakalı önemli bir karar alıyor olabilir. Sizi de buna zorluyor olabilir. Siz de bunu değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Biraz bu konularınızın eş ve ortakla ilgili eşinizin, ortağınızın aldığı kararları sorguluyor olabilirsiniz ama bu durumda tabii teknik olarak eşinizin haklı olduğu ya da karşınızdaki muhatap aldığınız kişinin haklı olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor diyebilirim. Şimdi 5. evinizde Neptün, 9. evinizdeki
Venüs'e bir açı içine girecek, üçgen açı içine. Akabinde de Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber aslında hafta sonuna doğru biz bir yandan mutlu olmak isterken hayat bizim elimizden tadımızı, tuzumuzu tekrar kaçırıyor gibi. Aslında hayat yapmıyor. Bunu bizim aldığımız kararlar yapıyor. Tabii ki Güney Ay Düğümü sizin haritanızdan geçerken biraz zorlanıyorsunuz. Eş ortak konularıyla ilgili ciddi bir değişim, dönüşüm enerjisindesiniz. Belki eş, yani sevgiliniz size artık evlenmeliyiz deyip bir evlenme teklifinde etmiş olabilir. Siz belki mevcut koşullarınızda bunu ertelemiş, ötelemiş olabilirsiniz. Tutarsız davranmış olabilirsiniz. O artık bu iş İşin sonu olmayacak mı acaba diyerek kendi yoluna gitmek isteyebilir arkadaşlar. Bu hafta bu konuların böyle yoğunca bir gündemini yaşayacağız. Hafta sonuna doğru bunlarla ilgili bazı konuşmalarımızın, görüşmelerimizin yoğun olacağı ve aslında 12 Ağustos Kova Burcu yeni ayının ön fragmanlarını yaşıyor olacağız arkadaşlar. Umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. 1 Ağustos 7 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi bu haftanın en önemli konularından biri Kuzey Ay Düğümü Uranüs ve Mars'ın kavuşumu arkadaşlar. Bu sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Sağlık alanınız ve iş hayatınızla alakalı ani beklenmedik gelişmelerin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Jüpiter'in yeni ayla bir kavuşum vardı. Pardon, kavuşumu diyorum, üçgen bir açısı vardı. Bu da sizin yeni ay 9. evinizde gerçekleşmişti. Seyahat alanlarınız veya şehir dışı ile alakalı alanlarınızda gerçekleşmişti. Bir karar almıştınız aslında. Bir kararınızı aktive etmiştiniz. Bir seyahate çıkmıştınız. Belki bu konularla alakalı yani günlük rutininizi değiştirecek önemli bir gelişme yaşanmış olabilir bu dönemde. Tabii ki Kuzey Ay Düğümü ve Uranüs'ün sizin 6. evinizde yani sağlık ve iş hayatınızı gösteren yerde bu kavuşumu yaparken Venüs 8. evdeki Venüs'ün de güzel bir açı içine girmesi, akabinde Neptün'den de bu açının desteklenmesi aslında bir yerden toplu para bekliyorsunuz, işinizde emekli olabilirsiniz ya da iş değiştiriyor olabilirsiniz. Bir alım satım gibi ya da kredi miras gibi bir konuyu aktive edip yüklü bir para kazancı elinize geçebilir. Aslında bunlarla alakalı güzel gündemlerin olduğu bir süreçten geçiyorsunuz diyebilirim. Yani iş hayatınız değişebilir. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa tabii ki. Yani beklenmedik bir ameliyat kararı tetikleniyor olabilir. Ya da uzun zamandır üstünü örttüğünüz bir konu, bir problem varsa sağlığınızla alakalı bu alttan çıkmış ve bunu artık kesin ve net bir şekilde çözüm bulmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Aslında hafta sonuna doğru kendi kararınızı herkese beyan ediyorsunuz, açıklıyorsunuz. Ve bundan dolayı da biraz eleştiri alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin arkanızdan ya da çok iyi ilerlediğiniz bir durum söz konusu olabilir işte işle alakalı. Bu yükselişiniz, bu ya kendinize ait aldığınız bu karar birilerinin zoruna gitmiş olabilir, birilerinin canını yakmış olabilir. Alttan alta size düşmanlık besleyen birilerinin ortaya çıkması ya da onların konuşmaları, manipüle etme enerjileriyle yüzleşiyor olabilirsiniz. Hafta sonu aslında yaşayacağımız bu sorunlar, sıkıntılar 12 Ağustos'taki sert dolunayın yani Kova burcundaki o sert yaşanacak dolunayın ilk fragmanları gibi karşımıza çıkıyor diyebilirim arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 1 Ağustos 7 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. 5. evinizde Kuzey Ay Düğümü Uranüs ve Mars 1 Ağustos'ta kavuşum haline gelecek. Aslında bu gökyüzünün 2022'nin en önemli gökyüzü olayı diyebilirim. Bu sizin 5. evinizde çocuk ve aşk alanınızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Ani beklenmedik bir aşk getirebilir. Çocuğunuzun hayatıyla ilgili önemli bir karar alabilir, bir güzel bir gelişme söz konusu olabilir. Bu kavuşumdan hemen 2-3 gün öncesinde
28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Oradaki konuların da bu hafta böyle çok akabinde süre geldiğini söyleyebiliriz. 8. ev tabii ki sizin kredileriniz, miraslarınız, işte yatırımlarınızla alakalı bir konuyu aktive etmiş olabilir, bir karar almış ve cesaretli bir şekilde kendinizi ortaya koymuş olabilirsiniz. Para konularıyla alakalı önemli bir süreçten geçiyoruz. Belki de Kuzey Ay düğümü, Uranüs'ün, Mars'ın kavuşumu, sizde ani beklenmedik sevgiliyi evliliğe çevirme evresinde olabilirsiniz. Yani hayatınızdaki var olan ilişkinizi evliliğe çevirme gibi bir karar alıyor olabilirsiniz. Bir evlenme teklifi etmiş olabilirsiniz ya da evlenme teklifi almış olabilirsiniz. Çünkü 7. evinizde Venüs var arkadaşlar. Yani Venüs'ün de 7. evde olması, bu Kuzey Ay düğümü, Uranüs ve Mars'ta böyle bir güzel açı içinde olması, Neptün'den de bu açının desteklenmiş olması haritanızda aslında bir karar aldığınızı, evlilik, ortaklık ve sevgili, aşkla ilgili, çocukla ilgili önemli bir kararınızı aktive ettiğinizi söyleyebilirim. Şimdi hafta sonuna doğru Merkür de Başak Burcu'na geçecek. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber aslında yani konuşmalarımızın daha yoğun olduğu, iletişimin daha yoğun olduğu, araştırmalara daha yoğunluk göstereceğimiz, sosyal medyada iletişimimizin daha hızlı olduğu, e-ticaretle uğraşıyorsak buraların daha aktif olduğu, çocuğumuzun okuluyla ilgili bir gündemimiz vardı ise eğer, bunlarla ilgili araştırma, hangi okula gitmeli, hangi yurtta kalmalı, hangi bölümü seçmeli gibi gibi birçok etkiyi araştırıyor olabilirsiniz aslında hafta sonuna doğru. Tabii ki Güney Ay düğümü 11. evinizden geçiyor arkadaşlar. Güney Ay düğümü bizim negatif bir enerjimizdir. 11. ev ise hayallerimizdir. Bu kadar hızlı, yoğun bir haftada aslında çocuğumuz, aşk veya kendimizle alakalı aldığımız bu kararların geleceğimizle ilgili kaygı enerjisini çok yükselttiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki hafta sonu böyle biraz gerilebiliriz, biraz korkabiliriz. Atılımlarımızda geri çekilme, manipüle edilme enerjimizin de yüksek olduğunu gösteriyor. Ve aslında hayat size diyor ki 12 Ağustos'ta diyor sert bir dolunay geliyor. Bunun ilk fragmanları hafta sonu başlıyor diyor. Bazı yüzleşmeleri yaşayacağımız bir dolunayın ilk fragmanları bu hafta sonu yaşanacak arkadaşlar. Ama öncesinde dediğim gibi aşk, çocuklarla ilgili, evlilikle alakalı güzel gündemleriniz var. Burada çok pozitif de bir enerji var. Pozitif enerjiyi değerlendirin. Geleceğin kaygısına şimdiden düşmeyin diyor harita diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi bu hafta gerçekten çok önemli bir gökyüzü olayıyla başlıyoruz artık haftaya. Kuzey Ay düğümü, Uranüs ve Mars'ın kavuşumu. Bu gerçekten 2022'nin en önemli gökyüzü olayı ve sizin 4. evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Ev hayatımızla alakalı biraz yoğun bir trafiğin olacağını, ev almak, ev satmak, aile büyüklerimizle aramızdaki diyalogların sıklaşması, onlarla ilgili ani beklenmedik bazı sorunlar, sıkıntılar ya da sorumluluklar almamız gerektiği gibi durumlarla yüzleşebiliriz. Yeni ay ise 28 Temmuz'da yaşanmıştı. Bu haftada bunun etkileri devam ediyor arkadaşlar. Sizin 7. evinizde yaşanıyor. Tabii ki aile, yani daha doğrusu 7. ev evlilik, eş ve ortaklıklarla alakalı yeni bir ortaklık teklifi almış olabiliriz ya da evlilik teklifi almış olabiliriz ya da biz teklif etmiş olabiliriz. İşte bunlarla alakalı olumlu bir geri dönüş olmasını bekliyoruz bu hafta. Venüs'ün Neptün'le de güzel bir açısı var. Yani evlilik teklif ettiyse kabul edilebilir. Evlenme teklifi aldıysak kabul edebiliriz ve artık hayatımızla ilgili kendi evimizi, kendi yuvamızı kurmak için de yeni gelişmelerimiz söz konusu olduğu bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz veya evlenme teklifimizi ailemize sunabiliriz, onlarla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir diyebilirim.
Neptün'ün ikinci evde olması aslında hem maddi hem manevi açıdan Venüs'e de güzel bir açısının olması bu süreçte desteklendiğimizi gösteren bir vurgu yaratıyor 6. evimizden. Yani günlük rutinimizde de para kazançlarımızda da güzel aktif olan bir enerjide olacağız diyebiliriz. Gelelim Merkür'e. Merkür 8. evde. Merkür Başak Burcu'na geçecek sizin. 8. evinizde olacak ve Güney Ay düğümünde 10. evde. Yani aslında siz bu kararınızı açıkladığınızda birilerinin canını sıkıyor olabilirsiniz. Bu hafta yeni aldığınız bu kararlar birilerine kızdırmış olabilir. Size karşı tavır sergiliyor olabilirler. Veya iş hayatınızla ilgili önemli bir gündem söz konusu olmuş olabilir. Parasal kaynaklarla alakalı gelir gider dengemizin şaşma ihtimali olduğu bir dönemden de geçiyoruz diyebiliriz. Hafta sonu bunlarla ilgili bir can sıkıcı olaylar başlıyor aslında, öyle söyleyeyim. Haftanın başı kadar sonu bu kadar güzel enerjide olmayacak. Hafta sonu bu başlayan sert enerjiler aslında 12 Ağustos'taki Kova Burcu Dolunay'ın yani sizin burcunuzda gerçekleşecek Dolunay'ın ön fragmanları gibi olacak arkadaşlar. Yani hayatınızla ilgili ciddi kararlar almak üzeresiniz ve bunları yaparken de hayat sizi biraz zorlaya veriyor. Aslında aileden ve eşten desteklendiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Onların yardımıyla çok daha iyi, çok daha başarılı olabileceğinizin farkına varın derim. Kariyer konusunda bir değişiklik söz konusu olabilir bu süreçte. Taşınma gibi bir durum söz konusu olabilir. İstemediğiniz bir bölüme geçmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden kendi mutluluğunuzu, ailenizi, eşinizi, ortağınızı ön planda tutacağınız bir hafta geçireceksiniz. Umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. 1 Ağustos, 7 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle bu haftanın en önemli teması Kuzey Ay düğümü Uranüs ve Mars'ın kavuşumu arkadaşlar. Aslında 2022'nin en önemli gökyüzü olaylarından biri bu. Sizin de 3. evinizde gerçekleşecek. Yani kardeşler alanınızda, akrabalar alanınızda söyleyemedim. Büyük bir hızlılık, hareketlilik söz konusu olabilir. Tabii ki kendi fikirlerinizi ve görüşlerinizi çok net bir şekilde anlatıyor olabilirsiniz. Kendinizi çok net bir şekilde ifade ediyor olabilirsiniz. 6. evinizde de yeni ay yaşanmıştı 28 Temmuz'da. Tabii ki Jüpiter'den de güzel bir etki almıştı 2. evinizden. Yani iş, kariyer konularıyla ilgili ani, beklenmedik güzel fırsatları yakalamış olabilirsiniz yeni ayda. Akabinde Mars, Uranüs'ün Kuzey Ay düğümünün bu kavuşumu aslında kararlarınızda herkese açıkladığınızı ve güzel de bir sonuç elde ettiğinizi söyleyebiliriz. Venüs'ün 5. evinizden bu kavuşuma güzel de bir seksil açısı olacak. Üstelik de Neptün 1. evinizden bir hayalini kurduğunuz bir ilişkiyi de veya bir para fırsatını da karşınıza çıkarabilme ihtimalini çok net gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki Güney Ay düğümü 9. evde, Merkür de 7. eve geçtiğinde insanlarla bu konuyu biraz tartışacağımız, detayları ineceğimiz, araştıracağımız, konuşacağımız bir döneme giriyor olabiliriz hafta sonuna doğru. Güney Ay düğümü de 9. evinizden geçerken bazı şeyleri değiştirip dönüştürme enerjinizin çok yüksek olduğunu ama sosyal medya gibi, haberler gibi bazı duyduğunuz konuşmaların, görüşmelerin ya da duyduğunuz bir haberin sizin kendi moralinizi, motivasyonunuzu düşürme ihtimali çok net görünüyor arkadaşlar. Hafta sonu doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum deyip böyle didiklerken olayı bir krizin içinde bulabilirsiniz kendinizi ya da manipüle edilmiş olabilirsiniz. Aslında 12 Ağustos Kova Burcu Dolunay'ından yaşanacak böyle önemli gergin olayın ilk fragmanı gibi bu hafta sonu biraz gerginlikler başlıyor. Dolunay etkilerini de yaşamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hayat sizin karşınıza çok önemli para kazanma fırsatı çıkarttı arkadaşlar. Aslında
Jüpiter biliyorsunuz birinci evinizdeydi, ikinci evinize geçti. 1 ve 2 aksınızda yıl sonunu tamamlayacak. Derken 2023'te zaten tamamen Jüpiter ikinci evinizde olacak. Yani para kazançlarınızla ilgili önemli fırsatları tetikliyor. Yani duyduğunuz haberler, her okuduğunuz haberin doğru olmama ihtimalini gösteren bir vurgu var. Aldığınız kararların doğru olduğunu, insanların ne dediğini aldırış etmeden devam ederseniz bu haftayı çok güzel geçireceğinizi söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.